Good morning, herkese merhaba, ben İlkim Cömert, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toronto'ya ya da Kanada'ya öğrenci olarak ya da çalışmak için gelmişseniz ve çok da tecrübeniz yoksa yapabileceğiniz mesleklerden bahsedeceğiz. Ama tabii bu mesleklerden bahsederken bazıları işte Uber yapabilirsiniz ya da garson olabilirsiniz. Onun dışında çocuk bakıcılığı, işte köpek bakıcılığı tarzında şeylerden bahsetmeyeceğim. Eğer amacınız şu andaki durumu kurtarmaksa ya da işte kariyer odaklı değil de daha çok para kazanayım diyorsanız YouTube'da bu mesleklerle ilgili video çekmiş bir sürü arkadaşımız var. Çok da güzel çekmişler. Onlar size daha da yardımcı olacaktır. Bu videonun amacı biraz daha kariyer odaklı, pozisyon atlaya atlaya ileride çok başarılı yerlere gelebileceğiniz ve en önemlisi de başvururken rezüme ile başvurmanız gereken meslek grupları. Ama hiçbir tecrübeye gerek olmadan başvurabileceğiniz meslek grupları. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz eğer çok sevinirim. Tüm bu meslek grupları içinde benim ilk olarak bahsetmek istediğim Walmart. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki burada Amazon ve Walmart gibi dünya devleri var. Ve bence insanlar bu dünya devlerinin iş alım güçlerini hala daha anlayabilmiş değiller. Çünkü bildiğim kadarıyla Walmart 328 billion dolarlık bir net worth'e sahip. O da 328 milyon... milyar. Sen iş milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? 328 milyar dolarlık bir net worth olmuş oluyor. Durum böyle olunca çok fazla iş alımı oluyor. Walmart'a ne gibi işlere başvurabilirsiniz? İlk olarak Walmart Associate olarak başlayabilirsiniz. Walmart Associate'de ne oluyor? Diyorum kasiyer ya da işte raflara ürünleri yerleştiren kişiler. Ya da işte asistanlara yardım eden kişiler. Başlama aşamasında minimum wage olarak başlıyorsunuz. Ama benim Walmart'ta burada çalışan çok fazla arkadaşım olduğu için kendi gözümle yükselme aşamalarını çok rahat şekilde görmüş oldum. Associate olarak başladığınızda 2 sene sonra departman asistanlığına ve departman asistanlığından assistant manager'lığına, assistant manager'lığından da işte normal store manager'a kadar yükselebiliyorsunuz. Benim bir mesleğim olsun ve bu mesleği ben hiç işimi kaybetme korkum olmadan yapayım derseniz eğer çok güzel kademe atlaya atlaya sıfırdan başlayıp çok yüksek yerlere gelebiliyorsunuz Walmart gibi şirketlerde. İşin güzel tarafı Walmart buradaki mezun olmuş öğrencilere de çok kapılarını açan bir yer. Okuldan mezun olduktan sonra onların belirlediği programlara katılıp eğer seçilirseniz okul bittikten sonra başladığınız fiyat yaklaşık 70 bin dolara kadar çıkabiliyor. 60 bin ile 70 bin dolar arasında olabiliyor ve 1 sene 2 sene içinde daha da fazla yükselebiliyorsunuz. Durum böyle olduğu için de bu Walmart'ı benim favorilerimden bir tanesi yapıyor. İkinci olarak size bahsedebileceğim bir meslek alanında Brand Ambassador'lık. Brand Ambassador'ın tam olarak Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama şöyle açıklayabilirim ki reklamını yapmak isteyen şirketlerin sizi işe alarak reklamlarını yaptırması. Bu da nasıl oluyor? Bu işlerle ilgilenen belirli yerler var. Hatta Facebook'ta Toronto Brand Ambassador, Canada Brand Ambassador ya da Vancouver, Ontario birçok Brand Ambassador grupları var. Grupları. Bu gruplara katılıp oradaki job listingleri görebiliyorsunuz ve ona göre oradaki insanlara rezümenizi gönderebiliyorsunuz ki rezümenize eklemeniz gereken gerçekten hiçbir şey yok. Ben direkt fake bir rezüme hazırlayıp gönderdim ve bu işi ben yaklaşık zamanım olduğunda 2 seneye kadar yaptım diyebilirim. Bunu yaparken sizden farklı farklı şeyler isteyebiliyorlar. Mesela bazen atıyorum elinde bir pankart alıp sokakta o pankartı böyle asabiliyorsunuz. Ya da flyerlar. İşte arabaların üstüne flyer koyuyorsunuz. O şirketin flyerını. Onun dışında business kartları dağıtıyorsunuz insanlara. Hatta ben bir keresinde bir yeni bir şirket açılmıştı. O şirketin sample ürünlerini yeni yoldan geçen insanlara free sample olarak dağıttığımızı hatırlıyorum. Sizi eventlere gönderebiliyorlar. Böyle şıkır şıkır topuklu ayakkabılarınızı giyip ya da işte smokininizi giyip orada insanlara orada açılan şeyin ne olduğunu anlatıyorsunuz. Tabii bu meslek grupları için biraz da olsa İngilizceniz olması gerekiyor. İngilizceniz yoksa da çok da bir problem olmuyor. Çünkü sadece durduğunuz yerden de yapabileceğiniz çok fazla iş olanağı var. Ve işin güzel tarafı
maaş olarak, saatlik ücret olarak çok güzel bir ücret alıyorsunuz. Ben o zaman hatırlıyorum, 20 ile 30 dolar arası bir range vardı Brand Ambassador olmanın. Tabii bu yaptığınız işe göre değişiyor. Bazıları var saatine 120 dolar bile alabiliyorlar. Google'dan ya da işte Facebook'tan işte Brand Ambassador job listings yazıp bu işleri çok rahat şekilde bulabiliyorsunuz. Bazılarınız diyebilir, Brand Ambassador olmanın sana ne gibi bir yararı oldu? İlk başta çok fazla insanla tanıştım. Çevrem çok fazla genişledi. Bunun dışında da iş başvurusu yaparken referansım olarak birlikte çalıştığım insanları ekleyebildim. Çünkü zaten belirli bir company'de çalışıyorsanız eğer, insanlar o company'nin e-maillerini ve o company'yi temsil eden kişileri referansın olarak görmek istiyorlar iş başvurusu yaptığında. Bunun dışında benim de yaklaşık öğrenciyken bir sene boyunca çalıştığım office administrator pozisyonu. Bu pozisyon bana göre bir öğrencinin yapabileceği en güzel meslek. Çünkü ileride ne yapmak istediğinize bağlı. Atıyorum mimarlık mı okuyorsunuz? Bir mimarlık ofisinde office administrator olarak çalışabilirsiniz. Bu da ne oluyor? Daha çok biraz daha böyle Excel ve Microsoft bilgisi gerektiriyor. Ne oluyor? Gelen kişilerin bilgilerini sisteme geçiyorsunuz ya da eğer şirkettekiler size bir tık daha fazla güveniyorlarsa, müşteriler ilk geldiklerinde sizinle face to face conversation'lar yapabiliyorlar. Bunun dışında siz zaten o süre içinde sürekli birilerine yardım ettiğiniz için işin geneliyle ilgili birçok şey öğreniyorsunuz. Ve tekrar söylüyorum, işin en güzel tarafı pay rate. Mesela ben çalışırken benim aldığım ücret saatlik 18 dolardı. Hatta daha sonrasında bir yıl içerisinde ben bunu 22 dolara kadar taşıdım. Ama tabii her yer böyle ödemiyor. Bazıları var 15 dolar ödeyen de var, bazıları var 35 dolar ödeyen de var. Bu tamamen sizin şansınıza kalmış. Ama ileride bir iş kurmak istiyorsanız ya da ileride tamam ben bu işi yapacağım dediğiniz bir meslek grubu varsa, öğrenciyken ya da buraya ilk geldiğiniz zamanlarda sıfırdan başlamak adına çok rahat şekilde yapabileceğiniz bir meslek. Çok fazla bir tecrübe isteyen bir meslek değil. Çünkü zaten işi orada öğreniyorsunuz. Hani var tabii ki de gene fake bir resume yapmanız gerekiyor ve iş görüşmesine gitmeniz gerekiyor. Ama kesinlikle zor bir şey değil. Herkesin bence çok rahat şekilde iş bulabileceği bir alan office administrator. Bu office coordinator'lık. Office coordinator'lık biraz daha administrator'a göre ayak işlerine bağlı bir meslek grubu diyebilirim. Ama office coordinator'lık da ileriki döneminizle, ileriki yaşamınızla ilgili size çok yardımcı oluyor. Çünkü çalıştığınız yerle ilgili gene aynı zamanda çok fazla şey öğreniyorsunuz. Bu da ne oluyor? İşte ayarlanması gereken toplantılar, yapılması gereken rezervasyonlar ve aynı zamanda customer'lar. Mesela telefon çaldığında ilk hani sekreter gibi, ayrıca bunu hatta sekreterliği de ekleyebiliriz. Aradıklarında siz telefonu açıyorsunuz. Kimle konuşmak istiyorsanız, işte patronla, A kişisiyle, B kişisiyle siz de onu bağlıyorsunuz. Ofiste herhangi bir eksik varsa onu tamamlıyorsunuz. Tabii ki olmazsa olmaz freelancer'lık. Freelancer elinizde bir yetenek olduğunu düşünüyorsanız, atıyorum mesela fotoğrafçıysanız ya da mimarlık okuduysanız, İngilizceniz çok iyiyse, çok güzel yazı yazıyorsanız, resim çiziyorsanız, bunlar tabii sadece başlı başına örnekler. İnsanlar bu kişileri arıyorlar ve mesela bu kişileri aradıkları belirli web siteleri var. Bu web sitelerinden kendinize bir account oluşturup neyle ilgili çok iyiyseniz orada skill'lerinizi açıkladıktan sonra insanlar sizi buluyorlar ve sizinle bir anlaşma yapıyorlar. Atıyorum benim 10 sayfalık, bana bir 10 sayfalık essay gerekiyor. Bunu yazar mısın? Ya da benim okulda şu projem var ama yapacak vaktim yok. Bunu yapabilir misin? İşte süre şu kadarlık. Sana verebileceğim para şu kadar. Bunların hepsini konuşuyorsun. Hatta kendi yaptığın projenin parasını da kendin belirliyorsun. Bu tamamen senin pazarlama yöntemine bağlı bir şey. Bana kalırsa eğer, bir insan sadece freelancer olarak tüm hayatını geçirebilir ve çok da güzel paralar kazanabilir. Ama biraz da yetenek ağır bastığı için herkesin
çok da ilgisini çeken bir durum olmuyor. Ama olanlar da bence gayet hallerinden memnunlardır. Onun dışında tutor olmak. Tutor olmak şöyle yardımcı oluyor. Ben hiç tutor olmadım ama çok fazla tutor aldım. Ders gördüm okullarda özellikle. Tutor olmak da eğer bir derslerde herhangi bir konuyla ilgili çok başarılıysanız okuldayken okul sana diyor ki, tabii ki okul sana direkt gelip sana demiyor. Sen gidip başvuruyorsun ve okul sana diyor ki tamam bu dersin öğretmeni gibi bir şey olabilirsin diyor. Derslerinden geri kalmış ya da o dersi anlamayan öğrencilere sen ders verebiliyorsun. Ve bunun da gerçekten rate'i bildiğim kadarıyla 16 ile 18 hatta 20 dolara kadar çıkabiliyor okula göre, kalıcı üniversite olarak. Ama gerçekten çok güzel ve çok ileride çok yararlı, rezümenize yazabileceğiniz çok yararlı bir meslek grubu içine girebiliyor tutor olmak. Hatta tutor olmaktan öğretmenliğe kadar giden çok fazla arkadaşım var. Bu meslek grupları ileride size kariyerinizde step step pozisyon atlamakla ilgili çok fazla yardımcı oluyor. Durum böyle olduğu için de bazen hatta insanlar bölümlerini bile değiştirebiliyorlar bu meslekleri yaptıktan sonra. Ben çok yararını gördüm. Gören de çok fazla arkadaşımı da gördüm. Tavsiyem şu olur, ben ne istediğinize karar verin derim. Videonun başında da söylediğim gibi eğer amacınız sadece buraya geleyim, para kazanayım, para biriktireyim değilse sonrasını düşünerek bu meslek gruplarıyla çok daha yükselebilirsiniz. Tabii bu meslekleri yaparken çalışma izniniz olması gerekiyor. En güzel tarafı da bu anlattığım mesleklerin hepsinde kendi saatlerinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Ya da işte part time olabiliyorsunuz, full time olmanıza gerek yok. Başka bir güzel tarafı da part time'den full time'a da çok rahat şekilde geçebiliyorsunuz. Atıyorum Walmart'ta 20 saat çalışan çok fazla insan olduğu için genel olarak Walmart Associate'lerin zaten çoğu part-time olarak çalışıyor. Full-time olarak çalışmaya başladıktan sonra da zaten pozisyon atlamanız orada başlıyor. Durum böyle olduğu için de bence denemeye değer, aranızda varsa eğer düşünen bu tarz şeyleri deneyin derim. Hatta sormak istediğiniz sorular varsa da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.